Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, İslam ve Hayat programında yeniden sizlerle beraberiz. Rabbimize hamd ederiz. Bizi İslam'la buluşturdu, Müslüman kıldı. Ne kadar hamd etsek az. Derdimiz, İslam'ı Allah'ın razı olacağı şekilde yaşamak. Bu programlarda bu yönde meselelerimizi, dertlerimizi konuşuyor. Rabbimize bir tazarru ve niyazlarda bulunarak daha güzel bir Müslüman nasıl oluruz? İnşallah onun arayışını yapmaya çalışıyoruz. Pek muhterem hocamız Nurettin Yıldız'la. Hocam afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, Cenab-ı Hak afiyete daim eylesin. Amin. Ee, hocam bugün... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki o yıldız sahabelerden Hazreti Ömer Efendimiz'i konuşalım arz ediyorum. Allah. Bütün sahabi efendilerimiz gerçekten her biri Resulullah'tan bize güzellikler taşıyan aynalar mesabesinde ve kendimizi onlara bakıp bakıp düzeltmemiz gereken bir şahsiyet güzellikleri ortaya koymuşlar. Hazreti Ömer Efendimiz de bu sahabiler arasında bayağı öne çıkan bir büyük sahabi radıyallahu anh bir de özel bir durum. ben ne zaman sizi e, Hazreti Ömer'den bahsederken hissetsem, dinlesem doğrusu daha farklı bir heyecanlanıyorsunuz. Daha farklı böyle bir Hazreti Ömer'le sanki aranızda bir bağ mı var? Daha hususi keşke, bir bağ mı var? Keşke hocam. Ee, bağ olsun. Doğrusu keşke. öyle bir şey hissiyat oluşuyor. Bazen videolarda rastlıyorum. Ee, bazen ikili oturumlarda Hazreti Ömer deyince bir farklı bir duruşunuz değişiyor sesinizin tonu değişiyor evet bugün hocam o mübarek sahabeyi konuşalım o büyüğümüzü Rabbim konuştuğumuzu iliklerimize kadar hissetmeyi ve tesirli kılmasını da bize nasip etsin Amin. Ömer radıyallahu anh heyecanlandıran bir isim sadece bizi değil evet. insanlığı heyecanlandırdı bütün insanlık açısından heyecanlandıran bir isim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin göz bir isim. Ta cahiliye günlerinde Ömer'de gözü vardı. Evet. Duayla talip olmuş evet. değil mi hocam? İki Ömer'den birini ya. bana ver ya Rabbi diyor. Özel istemiş yani. Özel evet. yani Ömer Ömer cahiliyede iken bile evet. kalite bir isim. Evet. Dolayısıyla müminler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye kıyamete kadar kelime tevhide sahip çıktıkları sürece Ömer'e muhtaç olacaklar. Ömer radıyallahu anh bir akımın örneğidir. Allah deyince, peygamber deyince böyle kaynayan kan, ayakta duran, oturamayan, hareketli insanı sembolize ediyor. Her sahabide üç aşağı beş yukarı bu ruh vardır. Yani haydi bana yardım edin dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir eve gideyim geleyim sonra bakarız diyen kimse yoktu etrafında. Ama sıçrama anı herkesin farkı oldu. İşte Ömer daha o kalk demeni K harfi başlarken kalkan Kılıcı elinde. Ömer bir başka. Evet. Yani herkes işte manuel bir vitesli arabada birinci, ikinci, üçüncü vites. Ömer dördüncü viteste kalkıyor kalktığı zaman. Refleksleri anında. Dolayısıyla bu farklılık. bile o refleks hocam bir e, hakikaten insanın nefsinden kaynaklanan refleksler olur. bile imanından kaynaklanan. Ömer'de mi? hem nefis evet. hem iman var. Yani nefis bünyesi var öyle bir bünye tabii. Bünyesi öyle bir bünye. Yani iri yarı hareketli konuşması ağır, böyle iki kere konuşmayan, iki kere tutmayan, avucuyla tuttuğunda tam kavrayan, yani Ömer farklı. Dünya öyle, iman öyle, şahsiyet öyle Ömer'de. Dolayısıyla kıyamete kadar heyecan adına Ömer lazım. Meseleyi biz hep adalette kilitliyoruz. Evet, yani evet. Ömer adil diyoruz ama, o adaleti ortaya çıkaran kimlik var bir defa. Değil mi oğlum? Arka planını besleyen neler var? Mesela mescitte kalkıyor. Konu önemli değil. Şöyle şöyle konularda yasak getirdim. Dikkat edin diyor. Hemen eve gidiyor. Hanımını, çocuklarını topluyor. Bakın diyor. Bugün mescitte konuşma yaptım. Konuşmamda işte şu şu şunlara yasak getirdim. Ola ki sizden biriniz bunu yapar. Ömer yasak getirdi kendi aile efradı buna uymuyor dedirtiriz iki kat ceza veririm size diyor bizim çocuklar normaldir diyen anlayış olarak biz bunu kıyamete kadar muhtaç olduğumuz bir heyecan diye görmek zorundayız çok doğru. Bu, bu farklı bir şey bir, bir de çok önemli bir nokta şimdi Ömer adildi Allah ondan razı olsun heyecanlıydı vurdu kırdı diyoruz esasen bu bizim çok film izlemiş insanlar olmamızdan kaynaklanan bir bakış tarzı. Yani hep film izledik, dizi filmde ne varsa oraya aktı. Öyle akıllarımız filmlerde aktı gitti bizim maalesef. Nesil olarak söylüyorum yoksa izlemeyenler elbette iftira etmiş olmayalım. Ee, Ömer böyle idi de Allah onlardan razı olsun Ebu Bekir gevşek, light bir adam mıydı bizim ifadelerimizle? Ha, aşağı. Yani bir bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonraki dönemde Ebu Bekir Ömer'den fenaymış meğer ki sertlikte. Ya değil mi hocam? Ömer teskin etmeye çalışıyor bu sefer. Ya, Ömer onu bu sefer Allah. teskin ediyor. Yani Osman radıyallahu anh böyle oturup e, tesbihini çeken bir hacı amca mıydı zannediyoruz? Amr ibn-i Has radıyallahu anh gelip Osman'a çok fazla cihat yapıyoruz. Şehirleri idare etmek zorlaşacak bu cihada biraz ağır tempo kazandıralım demek zorunda kaldı. Yani ashab-ı kiram güneşin etrafındaydılar. Hepsinde ısı ve enerji vardı baştan sona kadar. Rabbim lütfetti. Birini bir şeyle karşımıza çıkardı. Sıddık olarak Ebu Bekir'i çıkardı. Bünyemizin ihtiyacı olan mesela işte C vitaminini ondan alıyoruz. Öbürünü adalet ve şecaatiyle ortaya önümüze koydu. D vitaminini de ondan alıyoruz. Evet. Yani biz Müslümanlar olarak kıyamete kadar vitamin ihtiyaçlarımızı temin edeceğimiz kutuplar bunlar. Ama onlar kendi çaplarında bu kutupla bize işte D vitamini, C vitamini gibi böyle imanımıza ve ahlakımıza lazım olacak, insanlığımıza lazım olacak yönleriyle karşımızda duruyorlar ama... Kendilerinde bu vitaminlerin hepsi var aslında. Evet. Rabbim murad etti, Ali'yi başka bir şeyle karşımıza çıkardı. Osman'ı, Enes'i, Mus'ab'ı başka bir şeyle karşımıza çıkardı. Onlar da birbirine özendiler aslında. Evet. Mesela Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabilerde belli özellikler var. Bunları biz görüyoruz. Ama bir araya geldiklerinde ah filanca sahabi o ne yiğitti deyip gidiyor. Mesela Abdurrahman İbni Avf ömrünün sonuna doğru ahlanıyor vahlanıyor. İşte musablar diyor, ne güzel gittiler Rablerine diyor. Ya. Sanki o kötü gitti gibi biz zannediyoruz, öyle değil. Kaliteyi baştan yakaladın mı, kalitenin savaşını yapıyorsun. Karnın aç oldu mu, kuru ekmeğin savaşını yapıyorsun. Biz şimdi aç, yani ahlak olarak, din olarak, takva olarak, şecaat olarak vitamin zafiyeti yaşadığımız için bir tanesine tutunmak istiyoruz. Onu bir gidereyim. E C vitamini yokluğundan yine problem çıkıyor bu sefer. Onlar Allah razı olsun oldu da nitekim şecaatleriyle, takvalarıyla, zühdleriyle Allah'ın razı olacağı makama geldiler. geldiler. Radıyallahu evet. anhum. Evet. Hudeybiye sulhünde 1400 kişi vardı. Onlar da ashabın zaten ilk öncü kadrosu onlardan Allah razı olduğunu söylüyor. Nitekim bazı alimler Hudeybiye sulhuna katılanlardan cennetlik var mıdır yok mudur şüphe eden kebair günah işlediğini söylüyorlar. Neden? E radıyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Yani Allah razı olduktan sonra sana ne be Müslüman? Sen ne karışıyorsun? Evet. Yani bu sebeple ashab-ı kiramı konuşmak, tarihte bir meşhuru anlatmak değildir. Kıyamete kadar hedefimizi göstermektir. Doğru. Ashab-ı kiram hedeftir. Her birinin de o hedeflikte sivrildiği noktalar var. Ömer adaletle sivrilmiş. Ama Osman adil değil diyemezsin. <laughs> Ali adil değil diyemezsin. Radıyallahu yani anhum. Ya ne demek lazım? Bu hepsi adil olmakla beraber Allahu Teala adalette Ömer'i daha çok önümüze çıkardı. Şecaatte Ali'yi daha çok önümüze çıkardı. Yumuşaklıkta, merhamette Osman'ı karşımıza çıkardı Full müslümanlık dediğimiz şeyde Ebu Bekir'i karşımıza çıkardı yoksa ashab-ı kiramın birini tankı hissetmek yani sanki o biraz daha hafifmiş gibi görmek edep dışı hareket olur hiçbirinde bir noksanlık yok Rabbimin muradı kolay anlayalım diye vitrine çıkardığı başlıkları var evet. yani Musab bin Umeyr çok uzun zaman efendimize beraber kalmadı Misal olarak şimdi Ömer'den önce Musab'ı anlayalım mesela. Musab bin Ömer Habeşistan'da kaldı. Çok zaman sonra Mekke'ye geldi. Oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'ye gönderdi. Bir senede öyle Efendimiz'den uzak kaldı. Ondan sonra da bütün Uhud'da şehit oldu zaten. Ama bugün İslam daveti, imamlık, hocalık, muallimlik, imam hatipte öğretmenlik, camide müezzinlikte, Kur'an öğretmek diye bir şey varsa bunun simgesi Musab bin Ümeyr'dir. Musab bin Ümeyr hafız desek hafız değil. Niye? Kur'an'ı e Kur'an-ı Kerim'in dörtte ikisi inmemiş zaten. Nereye hafız olacak ki? Yani bilse bilse kısa surelerde dahil elli sure biliyordu Musab. Ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Ta suresini biliyordu. Çünkü onu okudu Saad ibn Oradan ayet okudu. Kıyamet günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede ise yanı başında musab olacak mı olmayacak mı? mezarının başında ben şahidim ya Rabbi diye Musab'a şahitlik etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kefensiz gitti ama tam şehadetle gitti Rabbine bir mümin nasıl giderse huzur içerisinde öyle gitti Rabbine Musab bin Ümeyri sahabi olarak gördüğümüzde başımızın tacı radıyallahu anhum cemiyan ama hocalık davetlik sabır tahammül Anayı babayı feda edebilmek. Bu kavramlarda Musab'ın muadili yok. Musab'ın muadili yok. Belki Ömer'i de bir puan öne geçmiştir Allah bilir. Niye? Çünkü Ömer'in şöhret alanlarında Musab'ın şöhreti yok. Yani Musab başka bir şey. Yani putperest bir şehre geliyorsun. Seneyi doldurmadan mektup yazıyorsun. Gel ya Resulallah burası seni bekliyor diyorsun. Ya... Yeah. Medine'yi hazırlayan sahabi. Evet. Yani Medine'yi nedeni demek? Bugünkü İslam demek hocam. Tabii. Bugünkü İslam. Evet allah Teala Musab'ı göndermese Peygamberimiz Ali'yi gönderse Ali ile bu işi gerçekleştirecekti. Ayrı bir ama onu seçti Allah. Bir kere seçildi. Yani Allah seçti bir kere bu isimleri. Dolayısıyla şunu becermemiz lazım. Ashab-ı kiram tek başına nübüvvetin temsilcisi değildir hocam olamaz. Yani hiçbir sahabi full peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem yani şeyi bakımından, tebliği bakımından değil. Ama bir bütün olarak nübüvveti önümüzde tutuyor onlar. Yani her birinin nübüvvetten aldığı ışık farklı. Topluyoruz onları. Topluyoruz, sanki <laughs> sanki Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük evet, evet. gibi oluyor. Hocam Hazreti Ömer eee Radiyallahu deyince <laughs> bir e, netlik, net duruş diyelim. Yani sanki böyle gizlediği, e, yani şurada siyaseten şöyle yaptığı, burada siyaseten böyle konuşmak gerektiği için böyle konuştuğu gibi bir şeyden ziyade hakikaten el hakku ala lisanul Ömer diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in dilindedir hakikat. Yani hakikat o içinde saklamıyor adeta. Yani böyle bir hakikati seslendirme, e, hakikatin gereğini yerine getirme noktasında ama önce hakka şey, teslim yok. olmak var da ondan bu geliyor. Evet. Hakka teslim oluyor. Mesela söylediği her şeye itiraz edilemiyor dedin mi? Despot biri olur. Bir kadın geliyor. Ömer sen ne karışıyorsun insanların mehrine diyor. Evet. Kadın haklı diyor. Haklı diyor. Doğrulukta, hak, hakta hakkı, hakkı teslimiyet var. Evet, hakkı da teslim ediyor. Doğru yani. Teslimiyet de, var. Var. Yoksa her dediği hak dediğimiz zaman ya peygamberdir diyeceksin. Ya da itiraz edersen başın belaya girer. Onun için hak kabul ediliyor diyeceksin. O yok Ömer'de. Fakat e, hocam belki hani e, muvaffakat Ömer diye değil mi bir Tabii. E, şey var. Tabii. Yani ilahi ayetlerin bir kısmının hani çok fazla olmasa bile 15'e kadar çıkarıyorlar galiba. Daha mı fazla hocam? Yok yani onun dört tanesinde katiyet var. Evet. Böyle bir sağlam Bir, ee, bir tane olsa yetmez bir mi Bir tane olsa yetmez mi? Yani Ayet iniyor adeta onun görüşünü teyiden ayet iniyor değil mi hocam? Şimdi bunu izah edelim isterseniz Tabii. sanki ayet ketittiriyor gibi. <laughs> Anlaşılmasın. mı? Yani içinden Ömer'in geçiyor ki peygamberin hanımları örneğini konuşalım. Evet. Aleyhissalatü vesselam peygamberin hanımları daha bizden uzak mesafeli dursunlar. Tesettürleri daha değişik olsun insanlar lavaboyalleşmesin peygamberimizin. Sonra tak o ayet geliyor o günlerde. Ya yani o da mutlu oluyor bundan yani ben demek ki Rabbimin muradına uygun şeyler düşünüyormuşum gibi evet. muvaffakat Ömer bu yani Yok. yoksa Ömer'i onaylama yani ayetler ona muhtaç değil tabii, tabii, elbette. ne kadar Allah'a yakın peygambere yakın şeriatı sindirmiş ve özümsemiş bir ruh var ki Ömer'de O düşünürken artık şeriatın müstakbel görüntülerini düşünüyor bu da ayetle sabit oluyor. Rivayetler bunu doğruluyor. Binan Ali bu Ömer'in radıyallahu anh kendisini Allah'a benlik olarak, beden olarak teslim ettiğini gösteriyor. Yani iman ederken Ömer geriye ait her şeyi bırakarak bu tarafa yürüdüğü için, cahiliye'den, örf'ten, gelenekten hiçbir kırıntı bırakmadığı için yeni şekillenmiş beyni Ayetlerin gelecek şekillerine göre de şekil almış oluyor. Demek ki tam bir e, hocam iman da bir teslimiyet tabii Hak ve haktan gelene teslimiyet. O teslimiyet tam zuhur ederse bir insanda ortaya çıkarsa. Allah yolunu açıyor. Allah yolunu açıyor. Gözün kapalı da yürüyorsun ondan evet. sonra. Hani bir hadis-i şerifte işte ben kulumu sevince onun konuşan didi olurum. Evet. Adeta. E, Ömer'de oldu. Evet tecelli ediyor. Ömer evet. Ömer'de oldu. Evet. Yani niye oldu? Çünkü tereddütsüz iman. tereddütsüz iman Ömer zaten işte karakteri gereği böyle laubalilik yok Ömer'de bir de çift pazarlık yok. Yani hem bunu idare ederiz hem bunu idare ederiz yok. Kural koyuyor önce evinde uyguluyor. Evet. Mesela yani. bu netliği anlamamıza çok büyük bir destek olan önemli bir olay var Ömer'de radıyallahu anh. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le bir konuşmasında ben seni çok seviyorum ya Allah diyor. Evet. kadar ne kadarını izah ederken de yani canımdan işte böyle çok seviyorum derken Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle değil Ömer diyor. Sen canın, annen, baban, çoluk çocuğun, evin, malın, mülkün her şeyi sıfırlayacaksın benim önümde. Ya. Yani benim sevgimin üstünde bir şey olmayacak diyor. Duruyor duruyor peki ya Resulallah diyor. Anam, babam, ailem neyim varsa onlar sonra sen önce diyor. bitti Şimdi bir mümin de Hazreti Ömer örneğinden ve o hadis-i şeriften yola çıkarak e, Resulullah'la bağının çeşitleri diye bir başlık atsak mesela. Bir mümin Resulullah'la şu 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 hangi alanlarda bağını kuvvetlendirmeli, oluşturmalı, geliştirmeli diye bir başlık atsak. Hazreti Ömer Efendimizin şahsından yola çıkarak o şimdi oldu diyor ya Resulullah. Şimdi oldu. Şimdi, şimdi demek ki Resulullah'ın razı olacağı bir o bağ dolayısıyla e, Allah'ın razı Allah olacağı Allah'ın razı olacağı bir e, seviye var, seviye bir kalite var. var. E, neler söylenebilir bu başlık altında? Şimdi hocam meselemiz şu. Şu evet. bir su bardağı. Evet. Bunun içinde ayran vardı. Ayranı içtik. Sonra su koyduk. Ne kadar temizdir bu su? Temiz olabilir ama ayranlı. Sudur. Evet, renk farklıdır. Kaldı ki bunun içinde kötü, necis bir şey vardı. Bunu tam temizlemeden ne koyarsan koy onun izini taşır. Ömer ve arkadaşları Allah onlardan razı olsun. Amin. En çirkin iş olan putperestlik, şirk, evet. necaset, alkol ne biliyorsak o çirkin işlerde idiler zamanında. Evet. Peygamber öldürmeye cüret edecek adamdı. Evet, Ömer, doğru, değil mi o? Doğru. İmanı da o süreçte <laughs> başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifine gittiğinde, Ömer tertemiz bir bardak olunca içine iman koydu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, öyle değil Ömer, anam baban herkes gidecek ben kalacağım buyurunca, peki öyle bundan sonra dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam gelip Ömer'in kalbinde hala anasına ait sevgi çok fazla abartıyor Ömer demedi. Demedi evet. Ama münafıklar biz şahidiz sen peygambersin dediğinde indi sure ne dedi? Allah şahit bunlar yalan söylüyorlar ya Yalan söylüyorlar. Söyledikleri söz doğru ama. Söz doğru fakat içlerinden yalan söylüyorlar. İşte, yalan söylüyorlar. Bardakta hala viski var. Yeah. temizlememişler bardağı. Yüreğini Ömer aba o ecdadından gelen deve sevgisinden, kadın sevgisinden, aile sevgisinden, çocuk sevgisinden, ana baba sevgisinden, para sevgisinden, kılıç sevgisinden tam sıfırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fuyuzatı o kalbe akınca hak üzere yaşayan bir Ömer çıktı ortaya. Evet, evet. Biz geldiğimizde AVM sevgisini yaşadığımız sekülerist, laik, demokrat neyse yaşadığımız toplumun kalan örfümüz, geleneklerimiz bunları nispi temizlik yaparak İslam'ı oturttuğumuz zaman kurban bayramında daha çok boynuzlu hayvan arıyorsun. Niye? Eski kültürde boynuz kapıya asılıyordu ya uğur getirsin diye. Onu silememişsin hala sen şeriatının sana tembih ettiği kurbanlık çeşidine boynuzu da takıyorsun sen. Misal yani böyle bir şey var olduğunu kabul ederek söylüyorum. Evet. evet. Bu nereden kaynaklanır? Örfü sıfırlayamamız. Şeriatla tertemiz edilmiş bir kalbe geldiğinde Ömer çıkıyor İslam'dan. Karma anlayışla ne İslam tam ne eskisini yaşatıyorsun. Melez bir din çıkıyor bu sefer yeme içmesinden kıyafetine kadar o melezlik tam kalite. Her şeyiyle Allah'a teslim olmuş Müslüman tipini çıkarmıyor. Evet. Hocam siz bunu söylerken şu ayet hatırıma geldi. Estağfirullah. Ve men yekfur bit tavut ve yu'min billah fekad istemseke bil urvetil vizka Yani demek ki önce bir tavutu red. Tavutu red var. Tahuture. Evet. Tabii tahut, evet. yani nedir? Allah'ın azametine karşı var olan her şey. Her şey. Sekülerizm yani, bunlardan evet. biri mesela. Yani hakkın değerlerini kendisi uğruna tercih ettiğiniz her şey tağut oluyor aslında. Kim bunu diyor? Değil mi? Sıfırlar Önce adeta. Önce onu sıfırlar, sıfırlar. Femen yekfur bit tahut, evet. onun kafiri olursa. Evet, evet. Tahutun kafiri tamam. olunca. Kafiri olunca ve imanla buluşunca. İşte sapa ip o zaman oluşuyor. O zaman Ömer oluyorsun. O zaman Ömer, Ömer oluyor. Ömer onunla Şimdi Ömer radıyallahu anh bardak örneğine evet. geri gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğinde hala Mekke'deki putlar, o zamanki evlilikler, düğünler filan yoktu ya, kafasında. Neydi bir zamanlar demiyor yani. Yok onu <laughs> yok kabul demiyor. ediyor. Onu yok kabul ediyor. Tam tersine belki acıyarak bakıyor değil mi hocam? Ger o geriye ayırı, doğru. Evet. E, e sefre bakıyor e, sefre o günlere. Bakıyor, Kahırla bakıyor ne biçim günlerdi diyor. Evet. O gün ezdiği kimse babası da anası da olsa eşi de olsa Ömer'in gözünde yok bir şey. Evet. Sıfırlanmış tertemiz bir bardakla Efendimizin önüne gelince. Cebrail'in sürahisinden ona akıtılan her şey cennet yansıtıyor ya. bu sefer. Allah Allah. Buradaki sorun kıyamete kadar. Ömer'in o saf imanını yakalamaktır. Evet. O imanı yakalamadan yani o bardağı tertemiz yapmadan istediğin kadar ayet oku. Ömer'in adaletini bulamazsın. Evet. Hocam e, sahabenin hemen hepsinde de var tabi. E, Resulullah'la bütünleşme, aynileşme. aynileşme diyelim. Ne bileyim onun halleriyle hallenme diyelim. Böyle bir e, şey görüyoruz, bir ilişki görüyoruz. Hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Refika'yla Uluvcundan vefat esnasında Hazreti Ömer Efendimiz'de bir şey var değil mi? Yani, yani Cinnet hali. Cinnet hali var. Tabii. Demek ki nasıl bir hücre hücre mi bağlandılar mübarekler böyle? Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in gözünde e, ve gönlünde nereye oturdu ki? Hiçbir yere oturmadı. Ömer o oldu hocam. Ömer o oldu. Yani. Ömer o oldu. Bu güzel bir ifade oldu. Yani. Hiç bir yere oturmadı. Evet. Bir yere oturdun mu? Gramajı oluyor bunun. Çok güzel. Evet. Yani yüzde on bağlandı. Yüzde o biz yüzde on yüzde doksan o bağlandı oluyor. Öyle değil. Öyle değil. O, o oldu artık. Her şey. Şimdi o, hocam. O oldu. Evet. Bizim için bir edebiyat manzumesi. Onlar için ciddi bir şey. Anam, babam, sana feda olsun ya Resulallah. Evet evet. Burada iki önemli nokta var. Biz anamız ve babamızı Demek ki köyde yaşıyorlar. Ben de yazın ziyarete gidiyorum diye görüyoruz. Onlar da öyle değil. Cahiliyede ana baba büyük bir değer taşıyor. Mesela çok Belki en... en büyük değer o ki. Yani değil mi hocam? Onu, onu izah onu edeceğim. koyuyorlar. Evet. Bir örnek vereyim mesela cahiliye işte vur kırlı bir toplum. Yani yan baktın öldürüyor, dik baktın öldürüyor. Niye bakmadın öldürüyor. Birisi birisini arıyor. Katil mesela onun çocuğunu öldürdü. Kurtuluşunun iki çaresi varmış hocam. Birincisi sırtından vurmuyor seni hiçbir zaman. Dön vuracağım seni diyor. Dön kafanı arkadan kimseyi kesmiyorlar. Bunu yakıştıramıyorlar kendilerine. İkincisi tam öldüreceği zaman ya babanın hatırı için yapma öldürme beni dediğin zaman bırakıyor seni. Başka bir yerde yakalıyor. Hocam bizde var mı böyle bir şey? Onu karıştırma deyip bitiriyoruz biz şimdi. Mesela Allah aşkına sözü bile bizde bu kadar etkili değil. Karıştırma Allah'a bu işe zalim. Sen zamanında böyle yapmıştın deyip yani binlerce yıllık bir cahiliye kültürünü baba sözü bitiriyor. Bu noktadaki adamlar uyduruk bir şekilde anam babam sana kurban aşıkım sana böyle demiyorlar. Bir kere diyor bu sözü bu sözün arkasında hayatını veriyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Anam mesela Ömer demin anlattığımız hadiste evet. sana anam babam da feda olsun ya Resulullah diyor. Ben de feda olayım. Ömer'in vereceği son taviz bu. Evet. Bundan sonra verecek bir şeyi yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Sadib nebi vakkasa anam babam sana feda diyor. Bir kere de bir efendimiz kere olur, bunu bir kere de ona söylüyor. Evet. Hadi ashab-ı kiram bunu espri için söyle değil efendimiz espri için söyleyecek hali yok aleyhissalatü vesselam. Evet, evet. Yani anam babam dediği evet. zaman o toplumda Cahiliye toplumu da olsa anaayı ve babayı konuşmuyorlar. Evet. Konuştuysa hayat bitti onlar için evet. manasına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verebilecekleri en büyük garanti belgesi bu. Anam babam. Mesela münafıklar bu cümleyi kullanmıyorlar hocam. Anam babam. Sana yani. Demiyor. Ha. Demiyor. Onun dışında dini tavizler veriyor. Ben namazlıyım cennete inanıyorum gibi diyor ama. Bunu söylemiyorlar. Bunu söyledikten sonra çünkü söyleyecek başka bir söz kalmıyor. Ashab-ı kiramın fedakarlığı bu kalitede, evet. bu düzeyde. Hocam bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeye bakarken Efendimiz'in böyle işte Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi bir takım sahabelerini sanki biraz daha sürekli yanında durun, sağında durun, solumda durun der gibi bir gözetlediğini ya da böyle bir beklenti içinde olduğunu da görüyoruz sanki. Yani bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu İslam davasının yeryüzüne yerleşmesi anlamında yani her sahabesine göz koymuştur ama bunlara biraz daha farklı bir göz ve gönül farklı göz demeyelim hocam. söyleyebilir miyiz? Gördüğü sadakata sadakat oranında vefa gösterdi. Vefa gösterdi. Efendimiz. Evet. Ebu Bekir'in o can hıraş Radıyallahu anh'ın vefasına, sadakatine mukabele etti Efendimiz. Evet. Ömer'in o canlar feda eden, yoluna paspas olan anlayışına vefa gösterdi. Çok önemli hocam. Bu bir güven meselesi tabii. Hani bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir öküz olayı anlatıyor. Yani öküz, öküze binmiş adam. Bu sayı hadis evet. Öküze binmiş, öküzde dönmüş. Demiş ki Allah beni at gibi binmek için yaratmadı ben tarla sürerim in üstümden demiş öküz böyle konuşmuş böyle konuşunca bunu anlatmış sahabe-i Allah Allah öküz nasıl konuştu gibi düşününce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada olmadıkları halde buyurmuş ki ben buna inanıyorum öküz konuştu Allah konuşturur sorun Ebu Bekir ile Ömer de inanıyordur Allah Allah bu neyi gösteriyor yani o kadar güveniyor ki bu Bekirli Ömer'ine. Demek ki yanları yanında olmadığı halde bak diyor siz biraz tereddütlü bakıyorsunuz der gibi ha, bir şey var değil mi? Bakışınızda tereddüt evet. sorun. Ömer inanacak. Evet. Niye inanacak Ömer? Çünkü Ömer'in verdiği frekans Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah. gösterdiği samimiyet böyle bir şeyde tereddüt etmeyeceğini gösteriyor. Ebu Bekir'in böyle bir şeyde tereddüt etmeyeceğini gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. Efendimiz esasen ona ne kadar frekans geliyorsa o frekans kadar da evet. e, karşılık veriyor. Bu onun vefası, nezaketi ve peygamberliğinin ötesinde insani kimliği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu. Evet. Hepsini müminler olarak bağrına bastı. Ama biri Efendimiz'e bütün kucağı açarak böyle yanaştıysa o da ona kucağı açarak yanaştı. Biri mesafeli tokalaştıysa tokalaştı. Evet. Yani bu onun büyüklüğünü ve insani kimliğinin azametini gösteriyor. Evet. Ee, evet, belki mesela Enes'e daha fazla ilgi gösterdi ama çocuğa gösterilecek ilgiyi gösterdi. Evet. Şefkatli bir ilgi gösterdi. Önemli dertlerini Ömer'le paylaştı. Evet. Hocam, bir Hazreti Ömer'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir duruşu var. Orada bir ümmet duruşu e, diyelim. Bir e, omuz verme duruşu var. Bir de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında yine onun yanında bir kale gibi bir duruşu var. Kendi döneminde de sanki Hazreti Ömer Efendimiz de biraz daha hocam zaten merhametli bir insan ama merhamet ve tevazu hissiyatlarını Zirve yapıyor. Tabii, orada zirve, zirve yapıyor. yapıyor. Tabii. Yani şöyle diyelim. Ee, Hazreti Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında bir celal tecellisini ağır gördüğümüz. Onun merhametine ihtiyaç yok bugün çünkü. E, Hazreti <laughs> Ömer lider değil. Evet ama liderleşince sanki merhamet kanatlarını açmış. Ama üstadım lider değil o. Değil mi? Halifet-i Resulillah. i Resulillah. Yani Allah. halife ne demek? gölgesi yani, vekili demek. Evet. Bugün insan bazen başkanlaştıkça ya da böyle hani liderleştikçe, öne çıktıkça hocam bir insanın biraz bakışı değişiyor, oturuşu değişiyor. Fakat Hazreti Ömer, e Ömer e de efendim, değişti. Daha fazla çöktü. Daha fazla yani, Evet. Evazlata, daha fazla, daha fazla tevazu yani. işte, Ama hocam evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın veziriydi. Evet. Vezir ne demek? Baş danışman şimdi deniyor. Danışmanıydı. Ona siyasi, askeri ve ekonomik konularda danışmanlık yapıyordu. Evet. Ebu Bekir de radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesiydi. Yani yansımasıydı. Evet, evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde ne vardı? Şecaat, tevazu, merhamet, şefkat, siyaset, basiret. Hepsinin Ebu Bekir'de olması gerekiyordu. Ömer böyle bir sorumluluk taşımıyordu üzerinde evet. yük neydi siyasi danışmanlık siyasi danışmanlık görevini yapıyordu. Ömer halife olduğu zaman radıyallahu anh artık o Ebu Bekir'in danışmanı değil evet. vezir değil artık o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, onu ilk defa nasıl andılar? Halifetü evet, halifeti evet, Resulillah evet. dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesinin halifesi. Sonra bu isim çok uzadı dediler. Bir halifeyi kaldırdılar. Resulullah'ın halifesi. Emirül Müminin. E, Emirül Müminin. Emirul Mü'minin. Yani. Mü'min. Evet. Ama Emirül Müminin mevcut konumu evet. kaynak olarak halifelikten geliyor. Evet, yani kaynağı diyor. halife ama siyasi görevi Emirül Müminin. Hocam hani hakikaten İslam tarihinde e, o Hazreti Ömer Efendimiz'in adaletine dair çok şey anlatılıyor tamam. Bir de o halifelik dönemindeki merhametine dair çok kısalar anlatılıyor değil mi? merhamet olmayan adalet olur mu hocam? Merhametin evet. olmadığı zaman adil olamazsın ki. Evet. Adaletin formülü çözüldüğünde hakkaniyet, merhamet, şefkat, şecaat vardır adalette. Evet, evet. Hocam merhamet hem artıyor... Ama celadet dediğimiz azalmıyor. O, azalmıyor. azalmıyor. Hevet de azalmıyor. Yani diyelim ki valiler tir tir titriyor Hazreti Ömer Efendimiz'e. E, valiyi dövüyor. İnsan haklarına aykırı ama dövüyor. Valiyi çağırıyor. Azarlıyor. E, yeni terlik israf etti. Devlet bütçesinden terlik aldı diye Ebu Hureyre'yi azarlıyor. Sen bu terliği nereden aldın? Bahreyn'den 5000 bin kilometre yoldan gelmiş. <laughs> bu terliği niye eskittin 5 senede diyor. <laughs> yani bu tam ekonomist tam iktisatçı. Evet, evet. Hocam bir de gerçekten Hazreti Ömer Efendimizin o, o e, yani e, şöyle diyelim Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Sallallara. zamanında atılan o İslam devletinin nüveleri diyelim. E, sanki Hazreti Ömer Efendimiz zamanında birçok alanda ete kemiğe bürünmüş olduğunu görüyoruz. Askeri alanda olsun, başlıyor evet, tabii. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim'le ve sünnetiyle insanlara temeli gösterdi. Uygulama vakti olmadı. Allah öyle murad etmedi. Ebu Bekir radıyallahu anh dönemine geldiğinde devletleşmeye yönelik bir yatırım yoktur. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki kaosu giderme göreviyle görevlendi. O kaos gitti. Kur'an cem edildi. Medine İslam Devleti'nin merkezi olarak oturdu. Ömer'in 10 senesi Allah ondan razı olsun. İslam'ın devlet şekli aldığı senelerdir. Evet, evet. Onun için siyasi ve yargıya ait pek çok fıkıh kuralında Ömer dedi ki, Ömer'in kadısı Şüreyh dedi ki diye rastlarız. Doğru, doğru. Ömer'in tayin ettiği kadı fıkıhta belki yüzlerce meselede temel fıkıh oluşturuyor. Ömer nüfus kütüğü tutmak... Yani fıkıhta tıkmak, da çok önemli bir kaynak insan haline tabii, dönüşüyor. Tabii tabii. tabii. Önemli bir şey. Ee, kaynak insan yani. Evet. Çünkü zaman çok uzun. Ebu Bekir'de iki sene iki ay Ömerde 10 sene. 10 sene, evet. sene çok uzun bir zaman. Ve bu uzun zamanda İslam'ın nüfus yapılanması, vatandaşlık uygulamaları, ekonomik bilgiler, toprak sınırlamaları, devrilmiş bir imparatorluk var Ömer'in karşısında. İki imparatorluğu karşısına aldı. Pers İmparatorluğu'nu devirdi. Roma İmparatorluğu'nu hizaya getirdi. Antakya dediğimiz yer Ömer'in döneminde evet, evet. İslamla şereflendi. Bunların hepsinde Ömer'in dirayeti, basireti ve istişare gücü var. Hocam nasıl bir dirayet ki? Arada bin kilometre var. Şimdiki gibi iletişim araçları gelişmemiş. Hakikaten ta bin kilometreki ilerideki insana yani sanki insanın saç teline kan veren kalbi gibi o kadar diri ve oradaki insanı kendine bağlıyorsunuz. Oradaki insanla alakalı raporlar alıyorsunuz. Adem ve Hocam, kıyamet bir günü yönetim. kıyamet günü başımız belaya girmemesi için ben size bir şey tavsiye edeyim. Ömer radıyallahu anh'ın o gücü Ömer'i lider olarak bağrına basan diğer sahabilerden de kaynaklanıyor. Elbette tabii. Çünkü ne buyuruyor Ömer? Cemaatsiz İslam olmaz buyuruyor. Lidersiz cemaat olmaz itaatsiz lider olmaz. Yani bir Ömer görüyoruz ya biz. Evet, evet. Ömer'i Resulullah'ın vekili kabul edip aleyhissalatü vesselam sözünü ikiletmeyen yüz bin'e yakın sahabi var. Evet, evet. Asgari 90 bin sahabi var. Yani onları kıyamet günü karşımıza almayalım. Ömer tek tabii, başına tabii. Ömer değil. Değil tabii hocam. Değil. O be mesela Bedir ashabını niye dışarı çıkmayı yasaklıyor? Medine'nin dışına çıkamazsınız diyor. İstişare edecek. Ben kiminle istişare edeceğim evet. diyor. Çünkü Bedir ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleri. En değerli nesli. Siz giderseniz olmaz diyor. Engelliyor. Bilal'in dışarı çıkmasını engelliyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırasısın diyor. Yani Ömer'in büyük bir dirayeti var ama zengin istişare kaynağı var. Bir şey e, hatırlıyorum. E, i̇lahiyatta e, öğrenciyken... Mustafa Fayda hocamız var. Allah ona da sıhhat, afiyet, hayırlı Amin. uzun ömür versin. Mustafa Fayda hocamız bir gün dedi ki, çocuklar dedi, ben bu Hazreti Ömer'e hayranım dedi. Ona çok şey borçluyum dedi. Yüksek lisansı onun üzerine yaptım. Doktora onun üzerine yaptım. Doçentlik tezlerimi onun üzerine yaptım. Profesörlük onun alanına çalışarak oldu. Hala Ömer'i bitiremedim dedi. Allah ondan razı olsun dedi. Ben onun hayranıyım dedi. Doğrusu Hazreti Ömer Efendimiz'i tabi bir radyo programında böyle 40 dakikalık bir süreçte her şeyini değil ama birkaç şeyine bakalım. Bir başka zaman yine birkaç şeyine bakalım. Benim derdim o değil hocam. Melekler şahit olsun Ömer'i seviyor. Değil? Seviyor ver Değil mi Hocam ya, e, seviyor, değil? Hocam e, son olarak da şunu ifade edelim. E, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi Sallam ve sellemi olamaz. onun yarı garı Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i ne kadar seviyormuş ki Hazreti Ömer. Onların yanında yine ebedi istirahatgahı diye ifade edebileceğimiz kabri şerifi onlarla beraber oldu. Ebedi istirahatkâh onlar için geçerli hocam. Geçerli. Evet. <laughs> <Gerisi> için. <laughs> Başkası için. Yani aynı cümleyi kullanamayız. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Bu hocam Allah-u Teala'nın lütfu ona evet. sağlığındaki vefasını kıyamete kadar Allah-u Teala tescil etti. Bir de hocam hani Efendimizin Hazreti Ömer Efendimiz'e üzerinde bir elbise görmüş. Hani biraz Ömer demiş bu eski bir elbise mi yeni mi? Demiş ki ya Resulallah daha önce yıkanmış birkaç defa falan deyince yani hani iyi yeni elbise giymeye bak eğer imkanın varsa bir de şehit olarak öldemiş ya hocam. Değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz sanki giderken de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine şehit olarak ölürsün anlamındaki o şeyde tecelli etmiş mübarekte. Ama duası da var. Şehitlik istiyorum ve Medine'de istiyorum diye dua ediyor. Allah Allah. Hatta kızı da diyor ki baba hem şehitlik olacak hem Medine'de. Medine'de savaş yok ki diyor. Ne cevap veriyor? Zor mu Allah'a diyor. Yapar istersen diyor. Demek ki Allah'la da nasıl bir böyle bir gönül e, bağı var ki Hazret'in? Naz makamında gibi Tabii. değil mi? E, ama sonuç öyle oluyor. Hem Adem hocam, şehiden hem de Medine'de. Var mı? Allah herkesi sevdiğiyle beraber haşredecek. Yok. Amin. Boş ver gerisini. Boş ver gerisini. Değil mi hocam? Gerisini boş ver. Allah bizleri de Habibullah'la aleyhissalatü vesselam onun bu sevdiklerini biz inşallah onun rızkıyla Rabbimizin ikramıyla seviyoruz. Bu sevgiyle hocam Cenab-ı Hak onların yanına varmayı nasip etsin hepimize diyelim. Amin. Ve programı bu şekilde bitirelim. Ee, aziz dostlar inşallah yeniden bir başka İslam ve Hayat programında sizlerle beraber olmak üzere Allah'a emanet ediyoruz hepinizi.